Merhaba arkadaşlar, cümleten selamünaleyküm. Yeni bir videoda daha birlikteyiz. Bu videoda da diğer videoda belirttiğim gibi bullukla ve sürümle ilgili biraz bahsedeceklerim var. Ayrı ayrı açmak istedim, uzatmak istemedim. Nisan 2020 Yaznadası yapıyoruz. Arkamızda ünlü kulluk var, 5 kulak, traktörümüz TR-130, New Holland. Önceki videoda da bahsetmiştim ama bunda eklemek istediğim bazı durumlar var. O videoda traktör CX-110'du, hatta 115'te de aynı kulluk da vardı. Şimdi bu kulluğa bir sökmüştüm ekini. O videoda mecbur ağır yerde sulu su çıkan tavan bir yer. O yüzden bir dişini eksik sürmem gerekiyordu. Şimdi bağladım tekrardan bu traktör için. Traktörün kulluğun uyumunu sizlerle bahsedeceğim. Krank uyumunu. Konu başlığı olarak onları sayayım ilk önce. Krank uyumu. İş genişliği. Kulluk. Teknik özellikleri vesaire vesaire. Kulluğumuz 2013 model. Ancak biz alırken kulluğu arasının iki kulak arasının 80 olmasını istemiştik. Bu 80'den kastım arkaya doğru kulluğun açık olması. Şöyle diyenler olabilir, yani oradan açayım konuyu. 130'luk traktör altını da taksan gider gibi. Bu kulluğun aranın iş genişliği, yani geriye doğru açık olması, kulaklarının bunu kapatacak vaziyette olması sebebiyle zaten traktörün dışında bir alan götürüyor, iş genişliği olarak götürüyor diyebilirim. Yani aşırı dışında değil ama traktörün dışında, yani ben nasıl söyleyeyim, bir 10 santime 5 ile 10 santim arasında sallı bir şekilde dışarıdan götürüyor ve o yüzden bu kulluğu 5'li 14 inç, yani 35 santimde 1 inç 2,5 santim 35 santime tekabül edecek şekilde ayarlayıp bu traktöre uyum sağladık. Bunu yaparken tabi ünlü kulluktan sağ olsun Ramazan Bey var. Onunla iletişime geçtim. Kendisi teknik gezilerinin olduğunu, bu bölgeye geldiği zaman benimle irtibata geçeceğini söyledi. Ve sağ olsun geldiler de. Tabi bu söylediğim bu hastalıktan, virüsten önceydi. Tabi şu an tarımla ilgili bir engel yok ama illaki bir sekteye uğradı. Yavaşladı diyeyim için. Kendisinden de teknik bilgileri aldıktan sonra traktör ve kulluğun uyumunu sağladık. Nasıl sağladık? Traktörün krank seçimini, kulak seçimini, traktöre uygun kulluk seçiminin özelliklerinin olduğunu kendisi anlattı. Ama tabii çiftçi bunu kendisi tecrübe ettiği için çiftçiye kalacak bir şey. Ben de bunu biraz araştırdıktan sonra bu kulluğumuzu ideal ölçülere getirerek kullanmaya başladım. Kulluk seçiminde traktörünüze göre şöyle sıralayabilirim arkadaşlar. Traktörünüzün teker genişliğine göre kulak seçme durumunuz var birinci olarak. İkinci, bulunduğunuz bölgenin toprak yapısı itibariyle, mesela 9 inçliği 5'li olarak kullanan bölgeler var. 16 inçliği 140 beygire, 18 inçliği diyeyim ya da 140 beygire kullanan büyük kulaklı traktörler var. Yani demek istediğim, karşıdan şu algı yok arkadaşlar. Traktörün büyük altılı çeker, traktörün küçük güçlü niye takıyorsun vesaire. Bunlar tamamen ölçüm, uyum ve sürüm toprak bünyesiyle alakalı.
Yani bizim 3095 Phantom'umuz var. Bir de oradan örnek vereyim. O traktörümüz ve de 5'lik bulluk var. O 5'lik bulluk o traktörün arkasını tam yürütüyor. Ama bu ondan geniş bir traktör o zaman. Demek ki bulluğun yapısı ve götürdüğü iş genişliği traktörün gücüyle alakalı değil, bulluğun traktöre adaptasyonuyla alakalıdır arkadaşlar. Bunun yanında toprak özelliklerini, sürüm şartlarını, arazi yapısını bir sürü sıralayabilirsiniz. Mesela 3095'e taktığımız bulluğumuz 68 kulak. Tabii ince teker, 38 jant ama ince teker ve ona tekabül edecek bir traktör. Bulluk, pardon. Ve onda ideal geliyor. Fakat bu traktörün bulluğunun iş genişliği farklı, kulak genişliği farklı, profili farklı vesaire vesaire. İkinci olarak bu kulluk için ve traktör uyumu için orta kolun hassasiyet alan traktörlerde sabit devreye takılmasını öneriyorlar teknik sorumlu. Orta koldan hassasiyet alanlar sabit kola takılacak ama aşağı hidrolik kollarından hassasiyet alanlar kayal koloda bulunacak. O şekilde belirtiyorlar. Yani herkese dinleyin. Herkesin yorumunu dinleyin ama uygulamada yine çiftçi kendisinin aklına yatanını yaptığı için mantıklı olan da bence o. Ha şunu da söyleyeyim, herkesi dinleyeyim derken bu işin uzmanlarından, yani teknik ekibinden dinleyin. Ve kendi tecrübenizle, uygulamanızla bunu işinize yansıtın. Bu traktörde mesela orta kolu kayar kolda kullanıyorum ben. Kapılarına, takım opimin çıkmaması için. Diğer traktörüm orta koldan hassasiyetli, onu sabit kola takıyorum. Ve diğer pulluk ayarlamalarını yaptıktan sonra işime başlıyorum. Onun dışında bu pullukla ilgili bahsedeceğim. Krank seçiminde, traktörle uyumunda Ramazan Bey ve diğer pulluk firmalarında bahsettiği farklı yöntemler olabiliyor. Bu yöntemlerden bir tanesi de tekerin iç genişliği deniyor. Şimdi tekerin iç genişliği jantın açıklığına kapalılığına göre aşağı yukarı değişebiliyor bu ama sizin yaptığınız işle, durumla alakalı olarak bir sonuç çıkartabilirsiniz. Mesela bu tekerin içten içe genişliği 130 cm. Ve buna 90 ve 95 cm krank olması gerektiğini söyledim. Bu 95 cm o kurt ağızları hariç. Yani o kolların takıldığı kurt ağızları hariç. Bu aradaki mesafeyi söyledim. Ne aşırı büyük ne aşırı da. Krank üzerindeki deliklerin kullanımı ise ben kendi yorumumu aktaracağım, bildiklerimi. Mesela o teknik sorumlu kulluğun arkasından baktığınızda krankın deliğinin en sağdaki deliğe, yani krankın sola kayık şeklinde olması gerektiğini söyledi. O bu kulluk için ve bu traktör için uyumlu oldu ancak diğer kulluğumuzun, diğer 3095 traktörümüz için mesela ben ikinci deliği aldım. Bu sizin artık kullanımınıza kalmış bir şey. Yani oradaki amaç da aslında onun dediğim traktörün kulluğu taktıktan sonra ilk kulağı, birinci kulak toprağı çok göğüsüyor ve bu yamultma yapıyor. Ya zaten onu o şekilde belirtiyor. Bu bilmediğimiz bir şey değil. Çiftçi bunu bilir. Mesela niye çok yer yetmiyor? Bana kalırsa ve eşi de olsa traktör ne kadar sürülmüş yere yakın durursa o derece rahat gidecektir traktörünüz. Yani sen krankı ikinci, üçüncü delikte de olabilir ama orta, o kollardan ayrılıp sürülmüş yere doğru gelirse ilk çarpan toprak birinci kulağa çok olmayacaktır. Ve traktörünüz rahat gidecektir. Krankın dışında bu kullukla ilgili bahsedeceğim. Bahsettim ama yine de değineceğim. Diğer markalar da artık bunu yapmaya başladı. Bunu biz ilk aldığımızda bu vardı. Aralın açıklığıyla ilgili. Mesela bu 14 inçtir ama arkaya doğru 80 aradan dolayı bizim eski kullandığımız antlerle yukarıdan yaylı. Daha çok iş genişliğine sahip olduğu için bana göre o görece değişebilir. Yani hani
kalıp numara, kalıp gibi düşün. 42 numara ayakkabı aldım. Küçük yani 41 numara ayakkabı aldım. Büyük yani. Ya matematik sabittir, ona bir şey diyemem ama bu ekipmanınızın, malzemenizin birbirine uyumuyla alakalı. Ha mesela bu o az önce bahsettiğim krankı büyütmemiz gerekti. Bu 4'lü aldığınızda, 5'li aldığınızda, 6'lı aldığınızda ona göre kranklar değişebiliyor. Bizimki bu 4+1'di. Krankı küçüktü. Biz eskiden kullandığımız dik yukarıdan çirki yani alfer bulduğumuzun yedek krankımız vardı, ona buna bağladık. Ölçüleri de tuttuğu için oturdu. Yani bu değişebiliyor. 5'li düzlü ünlü pullu krankı büyük olabilir. Bu 6'lı 7'liye kadar değişebiliyor mesela. Böyle diyebilirim. Güzelen görebiliriz. Bunun dışında bahsedeceğim arkadaşlar ekstra pullukla ilgili sürümünü ve dediğim gibi bu pulluğun 140 pro'lu, diğer pullukların 120 pro'lu garajımda olan bir üçlü bir de beşli var. Daha beğeniyorum. Yani denediğim zaman o pullukla bu pulluğun arasındaki farkı. Bu pulluk daha az yabancı ot getiriyor sürdükten sonra. Ha, derinlik tamam, onda da derin batırabilirsiniz ama ne bileyim, bunun kullanımı daha rahat geliyor bana. Rahat derken daha hoşuma gidiyor yaptığı iş kesinlikle. Yaptığı işten sonraki toprak yapısında gözüken oluşumları takip ettiğim. Ama o pulluklar diğer traktörler için uygulu. Bu bunun için uygulu. Bu videomda da bahsedeceklerim bu kadar. Eksik kaldım ya da tamamlamak istediğiniz şeyler olursa yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Olumlu eleştirilerinizle yaparsanız sevinirim. Buradaki amaç ben biliyorum, sen biliyorsun değil. Birlikte paylaşarak öğrenmek ve bir şeyler yapabilmek, yaptığımıza da katarak ilerlemek. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.